Şu beyazla mavi diyorum yani. Beyazla beyazla Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Biz Enis'imi aldık. Hemen bir Bauhaus'a geldik. Birkaç işimiz vardı. Şimdi IKEA'ya gideceğiz. Erken çıktığı için güzel bir kahvaltı yapacağız. Biz de geç kalktık değil mi anne? Çünkü evde hala işler var. Ben erken çıkışım ve sabah namazını kılıp yatıyorum. Sabah en erken ben kalkıyorum. Evet yani ben biraz geç kalktım. Biraz evde bir şeyler yaptık. Şimdi çıktık. Çok acıktık. Dedik ki IKEA'da kahvaltı yapalım. Bir de bugün Enis'in odasını alacağız inşallah. Evet bu şekilde değil mi anne? Bir de şey oldu. Bana dün müydü? Ondan önceki gün. Dün diyorum. Yok dün değildi. Birkaç gün önce bir takipçim Action diye bir mağaza var. Çok uygun fiyatlı şeyler var. Ben aslında hep birkaç Instagram bloggerlarda görmüştüm. Çok da böyle hoşuma gitmişti. Çok hani güzel şeyler var. Biz gidip bakalım ne var. Aynen baktım ki Augsburg'a yakın Königsbrunn'da varmış Action deniliyor galiba. Bobin'in Königsbrunn mu? Galiba oraya gideceğiz inşallah bugün daha. Çünkü orayı görmek istiyoruz. Akşam da ben halamla, kuzenlerimle bowling'e gideceğim. It's bowling time. Aynen. Bakalım böyle güzel bir gün geçireceğiz inşallah. Dünkü yorgunluktan sonra bugün böyle iyi gelecek inşallah. Değil mi anacığım? Hey yavrum. Hey yavrum. Evet arkadaşlar ve kahvaltımız hazır. Şöyle Enis'e waffle aldı, vanilya soslu ben de aldım. Camembert diye peynirli bir şey aldı. Evet. Yumurta. Sen bunları mı yiyeceksin sırf? Ekmek almadın mı? Almadım. Yedim. Annem böyle kamber falan yine bir şeyler aldı. Ben de bu şekilde. Bize şimdi afiyet olsun. Aynen. Arkadaşlar şimdi yemeğimizi yedik. Geçen geldiğimizde Enis'in yatağını seçmiştik. Ben hatta fotoğrafını çektim. Şimdi aşağı iniyoruz. Burada ilk önce dekorasyon ürünlerini tekrar öyle gezeceğiz. Biliyorsunuz IKEA'da gez. Her seferinde sanki ilk kez böyle görüyormuşsunuz gibi güzel oluyor. O yüzden onu yapacağız. Ondan sonracığıma da gideceğiz. Yatağı alacağız. Sizi evde kurulduktan sonra son halinde gösteririm inşallah. Anne mutlu olsun. Elhamdülillah. Ben çok mutluyum. Aa anne bak burada yastık var ortada dediğim. Aa, askeri yeşil güzel ha bak evet. Ben 2.99 arkadaşlar. Ben bunun gold rengini almıştım. Evet. Ben hastaları buraya gelsin. Ya bayılıyorum ya. De çok ya uygun bir fiyatı oluyorlar. Böyle şimdi bütün kirlentlere bakacağım. Bu da hoşmuş. Evim ama siyah beyaz olmadığı için böyle şeyler pek benim evime uymuyor. Biliyorsunuz ben daha böyle soft renkler, açık renkler seviyorum. Mesela şöyle pembeler, böyle yeşiller falan. Evet, görüyorum arkadaşlar. Yaptığımıza bakın. Bu arada Enis'in yatağı bu arkadaşlar. Çok kullanışlı bir yatak. Bunu seçtik. Şimdi kasaya gidelim. Daha bunun dolabı var. Dolap. Aynası var. Haydi ayna altıdan. Burada. Anama takılıp anneme bak. Anneme gelirse annem. IKEA'da biz yani. Hep senin yüzünden iyiyse. Arkadaşlar araba fullendi. O yüzden ne yaptık? Kardeşimi çağırdık. Ahmet çok motive etsin. O bizi aldı. Çünkü Enis'e biz sığmadık. Şimdi eve doğru gideceğiz. Yaptığımız dekorasyon alışverişini göstereceğim. Hoş Ahmet bir an yerde kaldı. Evet alışverişimizi göstereceğiz. Çok yaşa hayırlı yaşa Enis'e. Ondan sonra da artık bakarız yani Ahmet muhtemelen Enis'in yatağını falan yapar değil mi? Ahmet biraz gül. Babayı uğrayalım şey alak. Ne alak? Borma şeyini. Borma şeyini. Dek alak mı hemen? Aynen alak hadi. Çok mutlusun. 2 karton taşıdı. Evet arkadaşlar artık ben dayanamıyorum. 2 gündür kollarım pert yani. Ben 2 gündür yatıyorum Beyza. Öyle mi diyor ki? Maşallah yavruma, maşallah. Karpuz yata yata büyür. Hani niye yatar gibi yapıyorsun sen? Yok, Allah razı olsun, yardım etti. Yaptı, yaptı. Ama yani... Gelmişler, düz taşımışlar arabanın üstüne, şeylerin üstünde yorulmuşlar. Ama sen Ahmet, yaparsın. Kadın gücü değil ama biz gene yaptık. Biz seviyoruz rezilliği. Şey gibi hissediyorum Ahmet, sanki kaslarım yırtılmış gibi hissediyorum, biliyor musun anne? Oo, ben sana krem sürerim kollarına. Oy anam. Canlar biz çıktık, Ahmet hepsini taşıdı. Şimdi Bauhaus'a gideceğiz. Biliyorsunuz bizim odalarda ne deniliyor ona? Böyle ışık açma prizler değişecek. Aynen, onları şimdi almaya gideceğiz. Ondan sonra Action'a gideceğiz inşallah. Böyle akşamda dediğim gibi bowling'e gideceğim. Eve gideriz biraz dinleniriz çünkü adam çok yorgunum ya. Akşama muhtemelen Ahmet odayı kurar. Artık ya akşam gösteririm, ışık biraz kötü olur ama ya akşam gösteririm ya da yarınki videoda görürsünüz. Ona artık bakarım. Bu şekilde. Bu şekil. Bu şekil. Hatta kalın. Hatta. Arkadaşlar annem aslında o şeyleri değiştirecekti. Lakin o kadar pahalı ki ve iki oda için. Bir de annem siyah almak istiyormuş o şeyleri, siyah prizleri. Rameni 10 euro, şalteri 8 euro. Yani bir tane priz. Euro, 29 euro bir priz. 30 euro de. Aynen. Ve senin oraya 90. Aynen. Senin oraya 90, 180 lira euro ya, ben Türkiye'de bütün evi döşettiririm. Aynen öyle. O yüzden hiçbir şekilde almayacağız. Eskilerini takacağız. Şimdi şurada böyle ne deniyor? Çiçek böcek yer var. Buraya bakacağız. Ondan sonra buradan çıkacağız ve Action'a gideceğiz. Action. Action, action. Geldik. Bakalım söylendiği kadar güzel miymiş, değil mi anne? Evet. Burada böyle kocaman vazolar var. 6.95. Şöyle küçük vazolar da var. Bayağı bir böyle çeşit çeşit çok uygun fiyata şeyler var. Aa bakın böyle ayna çerçeve, ayna çerçeve diyorum. Cam şeyli 2.49. Bence gayet uygun böyle tablolu şeyler. Aa, evet. Bakın şu 7.50. Ondan sonra burada da kocaman kocaman resimler var, çerçeveler var. Geldik. Şimdi hemen sizlere yaptığımız alışverişi göstereceğim. Karışık göstereceğim. Bir kısmı Action'dan, bir kısmı IKEA'dan. Evet, başlayalım. Şöyle ilk önüme geleni alayım. Şöyle bir tane örgü battaniye aldık. Bende mavisi var biliyorsunuz odamda. Enis'e de böyle krem rengi beyazımsını aldık. Şöyle bunun fiyatı 20 euroydu arkadaşlar. Böyle battaniyeler genelde zaten bu fiyatta oluyor. Bu arada kendi yaptığım alışverişi sadece benim odamda gördüklerinizi aldıysam onları göstereceğim ama diğerlerini ayrı bir video çekeceğim. Çok güzel parçalar var. İnanın yani bayılacaksınız. Sonra şöyle bir tane kilim aldım arkadaşlar. Benim odamda zaten bir tane koydum. Onu aslında Türkiye'de misafir yatak odası için almıştım. Sonra buraya güzel olunca dedim bir tane daha alırım. Bugün gittim bir tane daha aldım arkadaşlar. Bu benim için. Bir tane de kardeşime aldık. O da çok beğendi. Gerçekten canlı duruşu daha güzel. Ve bunun fiyatı 2.99. Yani yanlış yapabileceğiniz pek bir şey yok. Yani zaten çok uygun fiyatlı. Şöyle kardeşime vereyim. Ondan sonra IKEA'dan Enis'in odası için tekrardan böyle bir minder aldık. Oturağı için. Biliyorsunuz orada işte derslerini falan yapıyor. Odasına uyum sağlasın. Hemen şunu da göstereyim. Bu babamın iş yeri için böyle tuvalet kağıdı tutacağı. Bunu Tespo'dan aldık. Ne kadara aldı annem bilmiyorum ama 85 cent falandı. Çok pahalı bir şey değildi yani. Ondan sonra IKEA'dan bu yastıktan zaten benim şu anki Almanya'daki odamda gördünüz. Bu yastıktan ben 2 tane almıştım. Aslında yine Türkiye'deki misafir yatak odam için. Sonra ama buraya güzel olunca dedim bir tane daha alırım sonra gidişimde. Bir tane daha aldım. Bu benim için. Bunun fiyatı 1.99 arkadaşlar. Sonra bir tane de şöyle Enis'i için aldık. Enis'e şöyle bakın. 3 tane aynı tarzda yastıktan aldık. Sırf değişik renklerde. Biri beyaz, biri gold, biri de böyle asker yeşili biraz griye kaçıyor arkadaşlar. Kamerada birazcık tuhaf duruyor rengi. Çok güzel böyle üçlü kombi oldu. Şu beyazla mavi diyorum ya. Beyazla beyazla asker yeşili. Değil mi? Yeşildi bu. Beyazla yeşil olanın 2.99'du. Bu 1.99'du arkadaşlar. Bu arada iç kılıfıyla birlikte yani bu fiyata bence çok uygun. Ve güzel duruyorlar. İlk böyle aldığımda annem dedi kızım yok güzel durmuyor ya dedi. Renkleri falan. Anne dedim sen güven bana. Sonra bu odayı yapınca çok beğendi annem de. Sonra yine Action'dan annem böyle bir mat aldı. Bunu küçük banyoya almış. Şöyle normal bir mat. Yani galiba yere serecek. Ondan sonra şöyle bir çöp kovası aldık IKEA'dan yine Enis'imiz için. Vereyim Enis'e. Şimdi gelelim benim için gerçekten, yani şunu hatta beraber yapacağız. Ben şöyle üçlü bir poster aldım arkadaşlar. Şöyle. Şu an bu yanlış duruyor. Böyle üçlü bir poster. Bunun fiyatı, yani bu üçlü 1 euroydu arkadaşlar. Yani çok uygun bir fiyata geldi. Ben misafir yatak odam için, Türkiye'deki evim için aldım. Sonra burada da baktım renkler uyuyor. Buraya da aldım arkadaşlar. Yani 2 tane almış oldum. 2 euroya hiçbir şey. Yani zaten çünkü ben Türkiye'de bunların fiyatlarını sormuş. Yani bunları derken yani aynı fotoğraflar değil. Resim pardon. Aynı resimleri söylemedim ama mesela üçlü beğendim böyle 355 TL falan dediler bana. Şaşırmıştım çünkü çok pahalı. O yüzden şöyle üçlü bir tane aldım. Hatta bunu birazdan duvarıma yapacağız inşallah. Ondan sonra şöyle Enis'e kendine Action'dan bir çerçeve almış. Böyle derin bir çerçeve. Bu şekilde vereyim. Bu arada benim alışverişimi ben yani Türkiye'ye döndükten sonra göreceksiniz. Çok güzel bir alışveriş yaptım arkadaşlar. Şöyle bir sepet aldı annem yine kendine Action'dan. Bunu ekmek sepeti olarak kullanacakmış. Şöyle de bir tane nihalesi var. Bunu aldı. Böyle kombinasyon yaptı. Ondan sonra annem yine kendine şöyle bir sunumluk aldı. İsteyen kesme tahtası olarak kullanır, isteyen sunumluk olaraktan fark etmez. Ama böyle çok güzel, yani rengi çok güzel. Ben çok beğendim. Sonra şimdi biliyorsunuz bu çerçevelerimi duvara asacağım. Asmak için de bir çerçeve lazım. Çerçeve diyorum. Resimleri duvara asmak için çerçeve lazım. Şöyle bir tane krem rengimsi yani tahta görünümlü bir çerçeve aldım. Bir de 2 tanesinde şöyle beyaz. Bunlar tanesi 3,5 euroydu. Çok uygun bir fiyata. Action'ı arkadaşlar. Çünkü böyle büyükler genelde bu kadar uygun bir fiyata olmuyor. Daha da pahalı oluyor. Yani tamamen odama uygun bir şekilde oldu. Sonra bir de şurada 3 paket annem biliyorsunuz tahta mobilya aldı. Ahşap desem daha iyi olur. Ahşap mobilya aldı ve yere sürtmesin diye, çizmesin diye şöyle şeyler aldı. Böyle 3 paket. Bir de en son annem kendine şöyle kocaman bir çamaşır sepeti aldı arkadaşlar. Bu 6 euroydu fiyatı. Çok uygun bir fiyata geldi. O yüzden bunu aldım. Bu şekilde arkadaşlar. Yani alışverişimiz bu şekildeydi. Şimdi hepsini toparlayacağız. İnşallah çerçevelerimizi yapabilirsek hemen duvara asacağız. Ondan sonra artık ben biraz dinleneceğim. Çünkü sonra bowling'e gideceğiz. Ve inanın kırılıyorum. Yani çok yoruldum. Kırılıyorum bildiğiniz. Evet. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar şu an resimler bitti. Enise sen de öbürünü tutsana bir. Tamam. Bakın bu şekilde. Heh. Şu şekilde oldu. Bence çok hoş oldu. Şimdi bunu ben şuradaki duvara yapmayı düşünüyorum. Bunun için ya çivi çakacağız ya da çift taraflı bantla yapacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Ve sonuç arkadaşlar. Çift taraflı bant tutmadı ve düştü. Bir çerçeve daha yapmıştım. Allah'tan onu hemen duvardan aldım düşmeden. Nazar gitti. Ne yapalım artık? Şimdi ben bunları kaldıracağım. Artık ya duvara çiviyle çakacağız ya da artık bakacağız artık. Evet. Neyse bir şey olmaz ya. Evet arkadaşlar ve odamın son hali bu şekilde. Bakın böyle yaptım. Diğeri kırıldığı için artık asmamaya karar verdim. Bu şekilde başıma koydum. Böyle goldla falan da çok güzel oldu, altın rengiyle. Bunu böyle normal koydum. Bunu da böyle yanlamasına koydum. Böyle hani büyük küçükmüş gibi gözüküyor. Bence çok hoş oldu. Böyle de artık odamı bırakacağım. Bir şey yapmayacağım da. Böyle güzel bir detay oldu. Evet ben şimdi biraz dinleneceğim. Ondan sonra hazırlanacağım ve bowling'e gideceğim. Arkadaşlar ben hazırlandım. Hemen böyle hızlıca. Şimdi halamı bekliyorum. Kendisi beni alacak. Ondan sonra inşallah gideceğiz. Sonra görüşürüz. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Çok yoruldum. Çok güzel bir akşam geçirdik hep beraber. Biraz geç oldu. Saat şu an 10. Ben artık dinleneceğim. Umarım bugünkü videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.